Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna usulümüz. Qınım sizi kıtanlar ekranımızda bolsun. Xitayda duruşluk Pakistan konsulxanası Uyghur meselesini tilga aldı. Pakistan'ın Çin'de duruşluk baş konsulxanası Uyghurlarının kişilik hukuk meselesini tilga elip uçur yollagan bolup, birkaç saat ötkendiğin kin Pakistan dairleri konsulxanı Twitter hesabının hakkırlarının hücumuğa uçurğalıqını ilan kıldı. Times Now Torunun haberde bildirilişçe Pakistan'ın Çin'de duruşluk baş konsulxanası 13 yanvar resmi Twitter hesabatı da Pakistan Taşkı İşler Ministerliği Xitay'nın Pakistan'daki kelkün apetidin kiyinki kayıt kuruş işlerine kılgan yardımı ve kollaşığı minnettarlık bildirdi. Biz Uyghurlarının kişilik hukuki ve erkinliki qatarlıq meselelerini öz içige alğan öz ara menfaat yetkizdiğin meselelerde yakından hemkarlaşmaqtımız diyen uçurunu yollugan. Pakistan konsulxanası bu uçurunu yollab bir neçe saatten kin Uyghurlar hakkıdaki bu Twitter uçuru üçürvetilgen bulup Pakistan taşkı işler bayanatçısı Pakistan'ın Çin'de duruşluk baş konsulxanasının Twitter hesabının tor hücumuğa uçurganlıqını bahanı kılıp körsetken. Xabarda qayd qilinishicha bu Twitter uchuri Pakistanning tunji qitim Uyg'ur masalasi haqida oshkori o'tirg'i qo'ygan ishbodisi bo'lib hisoblandi ekan. Xitoyning jinoyatlarni surishtir qiladigan xalqaroliq organlari kuchaymoqda. Xalqaro kishilik huquq tashkiloti dokumentni e'lon qilib, 2022-yili Xitoydan boshlab dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquq krizisi og'irlashganligini Ama kişilik hukukunu yakşılaş üçün hareket kılıdığan yeni organlarının mı meydanğa kelgenlikini bildirdi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe baş ştabı New York'a caylaşkan kişilik hukukunu kültüş təşkilatı 13. yanvar kişilik hukuk doğrusu da 2022 yıllık dokulat ilan kılıp, ötken bir yılda 100'ye yakın devletinin kişilik hukuk tərəqiyatı'ı baha bergen. Dokulatta Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin Ukrayna'a kılgan hücumudun tartıp, Xi Jinping'nin Uyghurlarını uçuk aşkarı türmüge solaş kılmışlarıcı bahalap çıkan. Dokulat yana 2022 yılı kişilik hukuku münasifetlik barlıq hükümetlerinin yerşari kişilik hukuk sistemisini qoğdaş ve küçeytiş, şundaqlı kişilik hukuk depsendikilikigi karıştırış üçün yeniçi yol eçiş yolu da tüp özgürüşlerini kılgallıqını oturgu koygan. Mezkur dokulatının Xitayğı münasifetlik babıda deyilişçe, ötken yılının ahırıda Xitayning her qaysi joylardagi xalqning ko'chalarga to'kilib, Xitayning yuqumga qarshi turish siyosatiga noroziliq bildirib, kishilik huquq va erkinlik uchun ovoz chiqarganligi va xalqaro jamiyatda Xitayning kishilik huquq depsandikilik qilmishiga qarshi besimlarning kunsiri kuchayganligi, buning ichida Amerika qonun ma'qullab, Xitayning Sharqiy Turkistonda majburiy amga kuchi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qilish qilmishiga zarb berganligi Yevropa İttifakı'nın Muşunu'nu okşaş kanun layısını oturgu koyganlıqı qatarlıqları tilge ilingan. Liaoning'deki bir ximiya zavodı da partlaş yüz berdi. 15 yanvar Xitay'nın Liaoning ölkesi Penjin şehri Penjin nahisideki bir ximiya zavodı da ot apıtı sebeplik partlaş yüz bergen bulup nek meydanda asman belek istütek götürülgen. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Penjin nahilik dairler Bu partlaşının 15 yanvar çüştüğünken şucay vaxtı saat 1.20 etrafıda Penjin Xavye Ximiya Zavutu yüzbergerlikini ve qanın sebebi ve kaza kılgallarının sanının iniq emeslikini bayan kılgan. Xitayının resmi taratqolurda partlaşta ve unudin kiyinki ot apıtıda 2 kişi ölüp 34 kişinin yarlanğallıqı, partlaşta yokap ketken 12 kişinin izdeş kutquzuş hizmetlerinin devamlaşı vatqallıqı bildirildi. Penjin Xavye Ximiya Çeklik Şirketi Organ Toru'nun haberine asaslanğanda bu şirketin 2012 yılı maydı tizimge aldırgan mablığı 550 milyon yuan bulup, növette zavutta 2500 adam işleydiken. Bu zavut Penjin Nift Ximiya Aylanma İxtisat Bağışçısı'nı caylaşkan bulup, 2020 yılı Xitay Büyücü Xalık İgidarçılıkı'daki 500 küçülük karıxanı qatarıga 2021 yılı Xitay'daki 500 Nift Ximiya Sanayeti işçilikki küçülük karıxanı qatarıga kirgen. Xitay bir ay içinde 60 mingga yakın adamın virus sebeplik ölgenlikini ilan kıldı. Xitay Sahiye Sağlamlıq Komiteti yakında doktorxanda Xitay virus sebeplik ölgenlerinin sanını ilan kılgan. Ölgenlerinin 30 yaşı 80 yaşından yukarı bulup, bir ay içinde Xitay doktorxanlarda ölgenlerinin sani cemi 59.938 iken. Xitay Xalq Torunun haberde aşkarlaşça 14 yanvar ötküzülgen birleşip aldığını eliş,
birleşip tizginleş mexanizmi axbarat elan qilish yig'inida Xitoy Sihiya Sog'lomliq Komiteti tibbiy ma'muriyat mahkamasining boshlig'i Jiao Yaxuining oshkorlashicha 2022 yili 12 ayning 8-chi kunidan 2023 yili 1 ayning 12-chi kunigacha Xitoy bo'yicha davolash apparatlarida jami 59938 kishi virus bilan yuqumlanishga aloqador sabab bilan doktorxonada o'lgan. Bunun ichida 5503 kishi yangi virus bilan yuqumlanish sababli kelib chiqqan nafaslanish iqtidori zaiflashishi bilan o'lgan. 54435 kishi asosiy kasallik va yangi tipdagi virus bilan yuqumlanish qo'shilib o'lgan. Fransiya xalqaro radiosining 16-yanvar xabar qilishicha, Dunyo Sihiya Tashkiloti o'tgan hafta oxirida Xitoyni aniq sonliq ma'lumot bilan ta'minlab, virusning tarqalishi va kelib chiqishi haqida xalqaro jamiyatga tushuncha berishga chaqirgan. Xitoy nufusi ozayib, iqtisodi chekindi. Xitoy nufusi 2022 yili 850 ming kishi ozayib, 1961 yildan buyonki tunji qitimliq tövallash ko'rildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy mamlakatlik statistika idorasi Xitoydagi nufusining 1 milliard 411 million ekanligini e'lon qildi. Xitoyda tug'ut nisbati 1000 kishi ichida 6.77, o'lim nisbati 1000 kishida 7.37 bo'lib, Xitoyning dunyoda nufusi eng ko'p davlat degan unvonini bu yil 2023 yili Hindistonga o'tkazib beradiganligi bildirilmoqda. Xitoyda bir farzandlik bo'lish planlik tug'ut siyosati ilgirki yillarda amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, turmush tannarxining yuqori bo'lishi sababidan oilalar farzandlik bo'lishdan qochmoqda. Xitoy mamlakatlik statistika idorasi e'lon qilgan ma'lumotlar Xitoy iqtisodining mo'chekinganligini ko'rsatib bermoqda. Bununla asaslanğanda Xitay iqtisadi 2022 yılda 3% aşkan bulup, 5%lik nişandan xilili tövən bulğan. Xitay iqtisadi Xitay virusu partılığan 2020 yılda 2.18% aşkan. Xitayda ötken yılı qatlıq icra kılınğan Xitay virusuğa münasibetlik 0 vaqa siyasi iqtisadi faaliyetlerini toxtap kılış noxtısıgı ilip kəlgən idi. Afganistan'da 45 adam tonglap öldü. Afganistan'ın g'arbidagi Hirot viloyatida qish fasli boshlangandan buyon ko'chalarda yashab kelayotgan 45 zaharcha kuchi to'nglab hayotidan ayrildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Hirot saqchixonasining zaharlik chekimlikka qarishtirish shobasining mudiri Hayatullah Ruhani bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida qish fasli boshlangandan buyon 45 zaharcha kuchi to'nglab hayotidan ayrildi. Biz zaharlik chekimlik chekuvchilarni yig'ishga boshladik dedi. Ko'chalarda o'xshamagan viloyatlardan kelib, Hirotda yashashga boshlagan zaharlik chekimlik chekuvchilarning borligini bayon qilgan Ruhani, yaqinqi kunlarda taxminan 3500 zahar chekuvchining salomatlikni asliga keltirish markazlariga avatilganligini qayd qildi. Mo'ljallanishicha, Hirot viloyatida taxminan 70 ming zaharlik chekimlik chekuvchi bor bo'lib, bularning ko'pinchisi ko'chalarda yashaydi ekan. BDT bosh kotibi Rossiyaning boshqurilgan bomba hujumini aybladi. BDT bosh kotibi Antonio Guterres Rossiya armiyasining Ukrainaning Dnipro shahriga qilgan boshqurilgan bomba hujumini qattiq aybladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, BDT bosh kotibi bayonotchisi Stefan Trampley Guterresning eng oz deganda 40 kishi jendin ayrilgan va nurg'un kishi yaralangan, o'nlarcha kishi yo'qolib ketgan Rossiyaning boshqurilgan bomba hujumini qattiq aybleganligini bildirdi. U bosh kotib fuqarolarga va fuqarolarning to'ralg'ulariga qaratilgan hujumning xalqaro qonunga xilof ekanligini ta'kidladi dedi. U bosh kotibning Rossiyaning bunday hujumlarni darhol oxirlashtirishi kerakligini bildirib, Dnipro hujumida jonidan ayrilganlarning oilalariga motam bildirib, yaralanganlarga shifoliq tilaganligini qayd qildi. Rossiya armiyasining 14 yanvardagi boshqurilgan bomba hujumida Dnipro'daki 9 qavatlik bir binoda kichik bolalarni o'z ichiga olgan 40 fuqaro jendan ayrilgan 75 kishi yaralangan edi. Hujumdan keyin Dnipro'da 3 kunlik motam e'lon qilingan edi. Rossiya Kreml sariyi bayonotchisi Dmitriy Peskov tunigun 16 yanvar bayonot e'lon qilib, Dnipro'daki boshqurilgan bomba hujumi ustida to'xtalib, Rossiya armiyasi aholilar rayoniga yoki ijtimoiy faoliyat binolariga hujum qilmaydi. Ukraina doirlarining tragediyaga havo qalqon sistemalarining sabab bo'layotganligi to'g'risidagi so'zlarni sizlarmi angladinglar degan edi. Hurmatli ko'rmanlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.